Laflarım çok dobradır. Böyle lam diye söylerim, siyaseti çevirip evirmem. Neyi düşünüyorsam, içimden ne geliyorsa o anda onu söylerim. Yani 5 dakika önce konuştuğumuz şeyi söylemem. O andaki hissimi söylerim. Kubilay Uygun, 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde sandıktan Demokratik Sol Parti 20. dönem Afyon milletvekili olarak çıktı. 2 yılda tam 6 kez parti değişikliği yaptı ve kamuoyunda Fırıldak Kubi lakabıyla anılır oldu. Türkiye Cumhuriyet tarihinde kırılması zor bir rekora imza attı. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol. Kubilay Uygun, Demokrat Partili eski milletvekillerinden Orhan Uygun'un oğlu. Sağ görüşlü bir ailenin ülkücü oğlu Kubilay Uygun, serbest tüccarlıkla uğraşırken siyasete girmeyi kafasına koydu. Birçok kapı çalan Uygun, sonunda Bülent Ecevit'in listesinde kendisine yer bulabildi. DSP'den milletvekili seçildikten sonra yerim burası değil diyerek 3 Temmuz 1996'da partisinden istifa etti ve DYP'ye geçti. Daha sonra kararından pişmanlık duydu, ilk durak DSP'ye geri döndü. Bundan tam 20 gün sonra yine yanlış tarafta olduğunu düşünerek yine istifa etti ve DYP'ye ikinci kez merhaba dedi. Bu defa DYP'de yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra 27 Haziran 1997'de asıl yuvam dediği MHP'ye katıldı. Bir aylık MHP macerasından sonra artık asla ayrılmam diyerek katıldığı DTP'den de istifa etti ve parlamentoda kırılması çok zor bir rekora imza attı. Peki ipin ucu nerede kaçtı? Halkın oyunu alarak milleti temsil etme hakkı kazanan Uygun neden sürekli karar değiştirdi? 1955 Ankara doğumlu Kubilay Uygun, Türkiye'deki askeri darbelerinde yakın bir tanığı oldu. 1960 ihtilalinde babası Yassıada'da yargılanırken o henüz 5 yaşında bir çocuktu. 12 Eylül 1980 darbesinde ise Ülkü Ocağı başkanıydı. 28 Şubat'taki postmodern darbede ise bizzat milletvekiliydi. O zamanlar çok ufaktım tabii ama Demokrat Parti'ye karşı yapılan 1960 ihtilali o günü hatırlıyorum şöyle hayal meyal. Ben oynuyordum, şeydeydik, Küçük Esat o tarafta. Evin önünde oynuyorum, askerler geldi. Askerler geldi, apar topar evi darmaduman ettiler, aman Allah'ım. Babamı aldılar, jibe bindirdiler, götürdüler. Abi ne oluyor, ne oluyor? Bütün yatak, yorgan, döşek, her şey yerlere atıyorlar. Babam ilk belediye başkanıdır Sinan Paşa'nın. Maaş almadan çalışan. Ve 12 Eylül 1980 ihtilalinde de babam yine belediye başkanı. Görevden bir günlüğünü aldılar, ertesi gün iade ettiler. Çünkü baktılar ki hiçbir şey yok. Adam tertemiz, para almıyor falan. O dönemde de ben 1980 sonrası iyice merak siyasete. Çok merak ediyordum. Milletvekili olayım bilmem ne diye. O güne kadar uğraştım. Seçildiğim güne kadar. 1980 öncesi ise Ülkü Ocakları'nda fiilen görevliydi Kubilay Uygun. Darbeyle birlikte siyasi çizgisi de şekillenmeye başladı ve daha aktif olarak siyasetle ilgilenmeye başladı. O dönemler ülke hareketinin de Türkiye'de tam cafcaflı ve hareketli dönemler. Bizde tabii gençlik de var. Bir de bu ülkeyi seviyoruz yani bu milleti de seviyoruz, Türk milletini. Önemli vurguluyorum ben Türk milletim dedim. Çünkü Türkiye'de yaşayan herkes Türk. 1980'de bizi de tutukladılar. Babam sayesinde kurtuldum o zaman. Ondan sonra da ben şey düşünmeye başladım artık, yani ben de bir belediye başkanı olayım. Milletvekili olayım. Köylere gidiyorum, kasabalara gidiyorum, görüşüyorum, arkadaşlarımla görüşüyorum. Dediler ki önce şey ol, İl Genel Meclis üyesi olalım. Ha tamam. Neyse ön seçime girdik, birinci oldum. İl Genel Meclis üyesi seçildim. 2 dönem İl Genel Meclis üyeliğim var. Kubilay Uygun, 1995 erken genel seçimlerinde DSP'den milletvekili listesine girdi. Seçimlerde Afyon'da DSP 31 bin, MHP 39 bin oy aldı. Fakat MHP ülke barajını geçemediği için DSP'li Kubilay Uygun meclise girdi. Bu durum onun için bir şanstı, ancak hemşehrileri tombaladan çıktı diye yorumladı bu durumu. Uygun'un yorumuysa ülkücü olduğu için DSP'den aday gösterilmişti. Doğru Yol Partisi'ne aday olacaktım ben. Şimdi dedi ki bir büyüğümüz, isim vermeyeceğim. Ya çok gençsin, daha henüz zamanın var. Ben de hatta ona dedim ki, abi siz ne zaman bırakacaksınız bizi? Yani biz ölüp gideceğiz, siz hala milletvekilisiniz dedim. Güldü hatta o da. Neyse onu öylece bıraktık. Doğru Yol'dan adaylığım gerçekleşmedi. Neden? Çünkü zaten sıralı insanlar var. Öyle olunca dedi ki arkadaşım birisi, ya sen neden DSP'den aday olmuyor? Ya DSP bizi alır mı dedim yani. Ya olsun başvur dedi yani. Ben de yazdım. Başvurdum. İşte geçmişimizi yazdık. İşte Demokrat Partili bir babanın oğlu. İşte Ülkü Ocakları'nın burada başkanlığını yapmış. İşte milliyetçi bir çizgide. Yani yazdım ama. Böyle gönderdik. Birinci seçtiler beni. Bülent Ecevit sayesinde milletvekili olabilmişti Kubilay Uygun. Ancak ne hikmetse siyasi görüşüne daha yakın olduğunu düşündüğü DYP ile görüşmeye başladı. Tabii benim babamın Demokrat Partili olduğunu bildikleri için oradakiler bana kancayı takmışlar. İşte bir Tansu Hanım'la görüştüren falan. Dedi sen bize gir, sen bizim partidensin zaten. Ya hanımefendi nasıl olur dedim, olur mu öyle şey? Ya işte bir görüşelim bilmem ne falan. Neyse arkadaşlar var, Afyonlu milletvekili arkadaşlarım var yine Doğru Yol'dan. Ya Kubilay senin yerin orası değil, senin yerin burası kardeşim. Ya peki dedim ya, peki hadi geçeyim. Sırf duygusal ama yani bakın kıramadığım için istifa ettim. Doğru Yol'a geçtik. Of geçtik ama pişmanlık da duyuyorum ben şimdi o anda. Yani ne yaptım ben ya? Ne yaptım? İyi yapmadım ben dedim. Yani benim direkt geçmem lazım gelen parti MHP'ydi. Ben de öyle yapsaydım keşke de MHP'ye gitseydim. Ne bu gidiş gelişler olurdu, ne efendim gazetelerde rezil olurdu. Yani rezil ettiler beni. DSP seçimin hemen ardından bazı milletvekillerini diğer partilere kaptırdı. Bunlardan biri de Kubilay Uygun'du. Bülent Ecevit daha fazla kan kaybı yaşamak istemiyordu. Uygun'dan tekrar partiye katılmasını istedi. O da bu teklifi kabul etti ve yeniden DSP'ye geçti. Ancak bu katılım da kısa süreli oldu. 20 gün sonra Kubilay Uygun partisine bir şok daha yaşattı ve istifa etti. Bu gitgeller kamuoyunu da rahatsız etti. Özellikle medyada çıkan haberler onu çok rahatsız etti. Bu saf değiştirmeler bazı yayın organlarında Fırıldak Kubi olarak anılmasına sebep oldu. Ben ne demişim? Açık konuşuyorum yani. Ben demişim ki benim köyümden, kasabamdan, Afyon'dan 3000-5000 işçi şuraya aldıracaksın. İşte şunu bunu böyle yapacağız. Kabul etmişler. Öyle girmişim. Ondan sonra 6 ay geçmiş, 1 sene geçmiş. Bir proje yok. Proje ortada kaldı. Niye almıyorsunuz? İşte geliyordu gidiyordu, geliyordu gidiyordu. O zaman ben de gidiyorum. O dönemde iktidar olan Refah Yol hükümetine karşı yapılan balans ayarı tarihe 28 Şubat postmodern darbesi olarak geçti. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararların ardından bir müddet sonra da Erbakan görevinden istifa etti. Bir süre sonra da Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet kurma görevini Mesut Yılmaz'a verdi. Tüm bu çalkantılar olurken Kubilay Uygun da boş durmadı ve partisinden istifa etti. Üstelik partisi DYP, zor şartlar altında iktidarda kalma mücadelesi veriyordu. Doğru yoldan aslında ayrılmamam lazımdı. Çünkü çok kötü bir dönem. Şimdi pişmanlık duyuyorum. Yani MHP'ye geçmek ayrı bir şey ama o ayrılmamam lazımdı. O zaman biraz şeye geldim ve üzüntü duyuyorum. Yapmamam lazımdı. Yani bu büyük hata, kabul ediyorum onu. Kalleşlik oldu biraz o. Yani olmaz yani, nasıl, şimdi düşünüyorum. Ya nasıl yapabildim ben bunu? Nasıl yaptım? Yani en sonuna kadar durmalıydım. Yani kurulduktan sonra da gideceksen git. Bu defaki rotası MHP'ydi Kubilay Uygun'un. Ancak yaptığı hatanın da farkına varmıştı. Güven oylamasında eski partisine destek verdi. Bu defa da yeni partisiyle arası açıldı. Henüz aradan bir ay bile geçmemişken MHP'den istifa etti. Şimdi dedim ya, çıkmam yanlıştı, kalleşlik oldu. Bu kalleşliğimi bir şekilde telafi edebilmem lazımdı. Verdim. Verdikten sonra aman sen misin veren? Atacaklardı yani beni. Yani sırf kovulmuş olmamak için istifa ettim. O yoksa ölünceye kadar MHP'de kalacaktım. Kafa karıştıran istifa pusulası bu defa Demokratik Türkiye Partisi'ni işaret ediyordu. Demirel'e tapanlar partisi de diyorlardı o zamanlar, biliyorsunuz. Orada da çok arkadaşlarım vardı. Yine duygusal oraya geçişim. Onların yüzünden şimdiki yaşımda ya da şimdiki bilincimde olsam bunlar olmazdı. Maalesef bu gençlik hatası diyelim. Siyaset hayatındaki gitgeller kamuoyunun da kafasını karıştırdı, seçim bölgesindeki hemşehrilerinin de. Bu kadar yoğun bir siyasi gündem içerisinde Kubilay Uygun da seçmenine yeterince yardım edemedi. Sizi teşvik edenler vardı partinizden istifa etmeye. Neden? Hem parlamentonun itibarı düşecek, hem milletvekilliğinin itibarı düşecek ki birileri bir yere gelebilsin. Ne demek istediğimi anlayan anlar. Ve bunda muvaffak oldular. Yani ne oluyordu? Toplantılarda sizinle sanki arkadaşmış gibi işte konuşmalar, bilmem neler, tehditvari de oluyor tabii. Yani bunlar, ama tehdit dersen değil ama tehditvari. Ve bunlar da tabii insanı etkiliyor. Yani kolay değil. Türkiye'yi idare ediyorsunuz. Kolay bir iş değil, ciddi bir iş bu. Yani şakaya gelir bir tarafı yok. Onun için korkularınız doluyor tabii ki. Kubilay Uygun ve onun gibi birçok mebus o yıllarda politik transferler yaşadı. Partiler arası yürütülen bu siyaset o gün de çok eleştirildi. Ama kabul de gördü. 2 yılda 6 parti değiştirerek parlamento rekortmeni olan Kubilay Uygun, o dönemdeki siyasi etiğin dikkat çekici bir örneği oldu. Siyasi ahlak her zaman aynıdır. Yani değişmez. Belki o zamanlar biraz daha toleranslıydı. Çünkü tek başına bir iktidar yok ortada. Yani illa koalisyon kuracaksınız. Koalisyonun içinde milletvekillerine ihtiyacınız var. Bu açıdan siyasi ahlakı ve etiği bir tarafa itip, genel başkanlar bilhassa, bir tarafa itip ellerinden geleni yaptılar. Sonuçta konjüktür önemli. O zamanın konjüktürü buydu. Ama şimdi böyle şey olmaz. O artık meclisin sembol isimlerinden biriydi. Gazeteciler günlerce kapısının önünde yattı, ondan gelebilecek yeni bir transfer haberi bekledi. Kararları ve özel hayatı ağır bir dille eleştirildi. Ama onu en çok üzen annesinin sitemi oldu. O çok tepki gösterdi. Ve haklıydı tabii, demin de söyledim. Yani doğru yolda, o doğru yolcuydu tabii babamdan dolayı. Adalet Parti doğru yol. Dedi yani sen yapmasaydın keşke oğlum dedi. Yani üzüntüsünü böyle söyledi ve ok gibi de oturdu yani. Kimseninki önemli değil ama annenin söylediği çok önemli. Bugün kirada oturuyorum. Arabam da yok. O kadar bahsettikleri o 10 milyon dolarlar, 5 milyon dolarlar, dolarlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi parti değiştirdiniz. Tamam, para almış olan da olabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama geçtiğiniz partide parayı veren düdüğü çalar. Orada sen esir olursun. Çıkamazsın oradan. Asla çıkamazsın. Çıktığın zaman ortaya dökerler, mahvederler adamı. Benim hakkımda böyle bir şey yok. Ben 3-5 gittim geldim. Niye hiçbiri konuşmadı? Çünkü anlam açık. Para hususunda asla ve asla kata almadım. Hakkında 27 dava açıldı. Meclis kulislerinde fıkraları anlatıldı. Gazeteler yaşanan hızlı trafiğe rezalet başlığı attı. O günlerde kendisine yakıştırılan Fırıldak Kubi lakabıyla anıldı. O kadar kötü bir şey ki, yani o kadar ağrınıza gidiyor ki, bir ay ben hasta yatakta yattım. İster inan ister inanmayın, çıkamadım. Çok üzüldüm, çok üzdüler. Ama sonradan dedim ki, ya bu olacak yani. Ya, seven de var, sevmeyen de var. Ve basın orada çok üstüme gitti. Basın o zamanlar padişahtı bizim zamanımızda. Astığı astık, kestiği kestik. Siyaseti yönlendirebiliyordu. Bakanını, başbakanını, bilmem nesini yönlendirebiliyordu. Yapmadı mı? Aleyhinde bir sürü yazı, ertesi günü işte rezil rüsva. 16 yaşında bir genç kız babası olan Kubilay Uygun bugün siyasetten uzak, sakin bir yaşam sürüyor. Bir inşaat firması için danışmanlık yapıyor. Kubilay Uygun, Türkiye siyasi tarihinde eşi benzeri görülmeyen baş döndürücü bir trafik yaşadı. Yaptığı politik transferlerle kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Medya günlerce onun peşinden koştu. Yaptıklarıyla değil, yapamadıklarıyla çok konuşuldu. Bir dönemin en meşhur siyasi sembolü oldu. Zorlu 28 Şubat sürecinde postmodern darbeyle karışık etik değerler arasında kayboldu gitti. Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak. Andy Warhol.